Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Modern Warship videosuyla da birlikteyiz. Arkadaşlar nasılsınız? Görüşmeli. Umarım hepiniz de iyisinizdir. Şükürler olsun arkadaşlar. Ben de iyiyim. Sizleri gördüm. Yani daha da iyi oldum. Artık Eylül ayı geldi. Malum sonbaharın ilk ayı. Yazı bitirdik. Yani gerçekten hani daha geçen ben Haziran'da ilk dedik ki arkadaşlar Haziran videosunu çekiyorduk. Bugün artık Haziran yazın ilk zamanlarına girdik demiştim ama gel gelelim. Sıcak dönemleri geçirdik. Telefonun ısındığı dönemler, video çekemediğim dönemler vardı. İnternetim olmadığı zamanlar vardı. Çalıştığım için arkadaşlar gidip geliyorum ben bazen. O yüzden internet sıkıntısı yaşadığım zamanlar oluyor. Yani kendimle ilgili değil de yani gittiğim yerde internet sıkıntısı oluyor. O yüzden dolayı aklımı hafızamı sanayım. Bundan sonra arkadaşlar yani sakin bir sezona girdim. Nasıl sakin olurum. Ve hani videoları güzel düzenli bir şekilde zaten video atarım. Bu arada video için değil de abi gerçekten bir şey iyi misin? Hani bir şey mi oldu? Hani tezin çıkmıyor bu aralar diyen arkadaşlar. Sağ olun var olun düşünmeniz yeter arkadaşlar. Malum ben çalıştığım için pek olmuyor bazen ama şükürler olsun arkadaşlar artık iyiyim. Hani hastalık olarak değil ki şükürler olsun sağlık olarak iyiydim. Sadece vakit olarak artık gayet yani rahat bir zamana girdim diyeyim. Şimdi oyunumuzda etkinliğe gelecek olacak arkadaşlar. Bir gün kaldı herhalde etkinliğin bitmesine. Zaten bu arada alan arkadaşlar ekipman çıkaran, gemi çıkaran arkadaşlar varsa güle güle kullansınlar. Bu etkinlik şundan geldi arkadaşlar. Oyunda oyuncular çok istediler. Hatta Discord sayfalarına yazdılar. Şimdi net diyorsunuz ki Discord sayfalarına yazıyorlar abi sen diyorsun ama biz Discord sayfasında genelde bir anket dolduruluyor. Bununla ilgili tekrar bak dediğim gibi etkinlik sonunda falan anket dolduran oyuncular şunlar söylemişler. Yani doldurduğumuz şey etkinlikle ilgili değil ama bu eski gemileri yani etkinlikte verdiğiniz bu gemileri nasıl vereceksiniz? Hep aynı soru gelince oyunda böyle bir etkinlik yapmaya karar verdi. Yani dedi ki biz etkinlik böyle yapalım. Tabii ki arkadaşlar her oyunda hani para kazanma mantığı olacak. Hani bu oyun bizim oyunda da var. Hani buna bir yapabilir. Bu oyunun her oyunun kuralı zaten. Mağazadan buradan öncelikle jeton almanız gerekiyor arkadaşlar. Dijital jeton. Dijital jetonlarla bunlar zaten ücretli. Buradan da bir tane 60 art coin'i birer tane de alabiliyorsunuz. Mesela 6600 art coin varsa 10 tane falan çekebilirsiniz. Örnek vereyim. Durum bu. Aslında güzel mi etkinlik? Güzel. Size şöyle söyleyeyim. Charles de Gaulle var. Charles de Gaulle çift saldırı uçağına sahip bir gemi. Zaten biz bunları şimdi biraz sonra gemi gemi de inceleyeceğim. Yani. Ekipman da inceleyeceğim. Burada çok fazla bir şey yazmıyor. Hani nasıl diyeyim? Hani burada çok şey yazmıyor. Bazı özellikler orada. Hani geliştiği için orada. 10 art coin var. FS SN 3G denizaltısı var. SN 3G denizaltısı bunun sadece şu füzesi değişiyor. Geri kalan her şey üzerindeydi. Bu da zaten Artemis'in gelişmiş bir torpidosu. Onu da bakacağız. Bir gün premiumumuz var. Burada yine ROX JSS var. Aslında bunun mantığı da şeydi. Füze. Yani füze muhribiydi. Muhrip de evet. Bunlar muhrip sınıfındaydı. Bir bakayım fırkateyn değilse bunlar muhrip sınıfındaydı arkadaşlar. İskender füzemiz vardı. Zaten bu çok ender bir füze. Kullanımı güzel. Hasarı da yüksek bunun ama çok ender füzelerden birisi DF gibi değil. Mesela DF şu an neredeyse yani oyunun %80'inde falan olan bir füze ama İskender herkeste yok. İskender malum güzel füzelerden biri. Bir de canı da çok yüksek onun. Burada 3 ve 3 ve bir tane de dijital jeton çıkıyor arkadaşlar. Token yazmıştı tamam. Güzel jetonlar geliyor. Buradan CH901 bu. X-51 füzesinin bomba atar versiyonu gibi düşünün. Burada bakacağız. 5 art coin var. Haymo 3C var. Bu Haymo 3C Nasar 15.000. 9000 yani 9.33 menzili var. Yani 9.33 kilometre diyeyim daha doğrusu. 9 kilometre menzili var işte. Yani oyun 9 kilometre aslında yakın. Yani yakın değil pardon da. Bayağı uzun menzil. Yani sonuçta oyunun metraj olarak orta menzili 4 kilometre, yakın menzili 3 kilometre, 2 kilometre civarlarında. Orta ve ileri menzili 4 ile 6 kilometre arasında. 0 ile 4 kilometre arasında yakın menzil sayı. Geri kalanı da uzun menzil arkadaşlar. Sadece dediğim gibi böyle düşüyor. İstatistik kurulmuş oyuncular arasında ama tabii dediğim gibi bu zaten 0 ile 4 arası yakın menzil kabul etmesi normal. Goril avatar şeyimiz var. Kamuflajımız var. Aslında Goril, King Kong. Yani bu tür isimler pek kullanamazlar. Çünkü bunlar lisansa tabi arkadaşlar. Hani Goril yazmak daha mantıklı onlar için. Altın var. Burada önemli şey kapatma bayraklar var. Bir tane bayrağımız var. Bir tane Flynet avatarı var. Ben bu avatarı bayağı sevdim. Çok güzel duruyor oyunda. Burada web koşucusu bizim şeyimiz var. Ünvanımız. J-35 uçağımız var. Uzun zamandan beri görmüyorduk.
Ve altın kot ama şey kamuflajımız var arkadaşlar. Bunları almak için de 1000 çekiliş yapmak, 75 çekiliş yapmak gibi şeyler var. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya bir gelelim. Şuradan ben şunları size göstereceğim. Avatar bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Avatar gerçekten hani oyunda da çok güzel şeyler yapıyor. Ben şurada bir ha yazayım mesela bir burada falan da nasıl gözüktüğüne falan bir bakın. Hay. Hay diyelim. Bakın burada falan da böyle güzel ender gözüküyor. Şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Burada ünvanlar kısmından web koşucusu ünvanına bakalım. Bunları da göstereceğim size. Sonra da gemilerimize geçeceğiz. Web koşucusu evet burada. Sahibinin tehlikeli yapay zeka karşı çevrimiçi mücadeledeki rolünü uygulayan bir başlık diyoruz. Tamam. Güzelmiş. Önemli olan da bu zaten arkadaşlar. Şimdi buraya kadar baktık. Etkinliği şöyle bir inceledik. Bu etkinlik alınır mı abi dersiniz? Başta bunları net net söyleyeyim. Etkinliği evet yatırılabilir. Yani buradan istediğinizi alın. Çünkü bu etkinlikteki gemiler gelmeyecek gemiler. Yani bu etkinlik gemiler ancak böyle etkinliğe gelebilir. C35 hariç. Burada C35, C901 ve haricinde hiçbirisi bunların pazarda yok arkadaşlar. Pazarda gelme ihtimali var mı bilmiyorum. Çok ender bunlar. Yani çok nadir gemiler. Herkes de bunlardan yok. JSS olsun. Hani tabii bunlar tabii alındığı zamanda ama etkinlik gemileri bunlar. Yani etkinlik ve etkinlik ekipmanları. Yani zor gelir bunlar pazara. Ben size söyleyeyim ama hani oyuncular istiyor. Pazara gelmesini istiyorlar ama bakalım ileriki zamanlarda oyun ne düşünecek onu bakmak lazım. Önceki bir Charles de Gaulle'den başlayalım. Pardon, Charles de Gaulle'e geçmeden önce ben şu C901 ile 901 ile Haymoy ben diyerek koydum. İskender füzesini 2 roba taktım arkadaşlar. Şimdi İskender füzesinin hasarı 37.000 hasar. Bu gayet güzel. Hızı da 583 ve 200 de sağlamlığı var. Bu da onun için gayet iyi. 9.80 saniye şarjı durdurması var. Bu da zaten standart bir füze ama sağlamlık yüksek olduğu için kazanan bir füze bu. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. C901'imiz ise bizim X51 mantığında çalışan bir bomba atar mekanizmamız. Bunları da hemen bir teste girip bakalım. Hemen teste kısaca göstereceğim. Sonra da oyunumuza geçeceğiz arkadaşlar. Tekrardan Charles de Gaulle'e. Charles de Gaulle'e gideceğiz burada. Bir test maçına girelim. Daha önce bunlara bakmıştık ama üçlü füzede ne yapıyor? 901 şu an ne yapıyor? Hepsine bakacağız. Sonra da oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Etkinliği sevdim ben. Yani etkinlik mağazalarından bu çok mantıklı duruyor. Neyse sonra gördük. Tamam. Yok senin canın nasıl? Ayımat olur. Hop. 113 hasar verdi arkadaşlar. Kötü de değil aslında. Bakın bu bomba atarı da bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. 81 hasar verdi. Bu arada saptırıcılar bu bomba atarı saptış edemiyor. Bu arada aklınızda bulunsun. Yani bu bomba atar X51 ve HVCP mantığında bir sistem. Yani nasıl diyeyim? Kullanışı güzel. Sadece dediğim gibi HSS'ler bunu HSS'ler diyebiliyor. Ama o da normal zaten arkadaşlar. Şimdi gelelim Charles de Gaulle'e. Charles de Gaulle bir uçak gemisi ve biz bunu daha önce incelemesini zaten kanalda yapmıştık. Bunun çift saldırı uçağı var. Ben buna bir dizim yapmıştım. Çift saldırı uçağı 3 helikopter 2 helikopter slotu var ama bir tanesi 3, bir tanesi 1 yani kaldırıyor. Bir olanı ben Hammerhead taktım. Bir tane üçlü olanı da Flynet, işte Dragonfly taktım. Oradan oynarız. Helma P lazerini taktım. Bu lazeri çok kullanılmış. Sadrallar var üzerinde. Sadrallar gayet iyi. Altın kot buradan geliyor işte. Altın kot avat şey kamuflajı burada. Bu kamuflaj gerçekten çok güzel durdu üzerinde. Bir de kapatma bayrağı var. Kapatılma bayrağını da ben bunun üzerine taktım. Bu da böyle görünsün diye. Hem görünmesine ziyade bu aslında bu kamuflaj gerçekten güzel durmuş gemide. Yani 1000 çekiliş hak ediyor mu? Bunlar ender kamuflajlar oluyor. Şöyle söyleyeyim. Bunların da tekrar ben bunu daha önce size söylemiştim. Bunların bir piyasası oluşmuş. Hani oyunun bundan bilgisi var ya da yok bilmiyorum ama mesela birilerine sordum da abi şu kamufle şu kadar altcoin ediyor falan diyorlar. Yani bir piyasası oluşmuş yani. Daha önceki videomda ben bunu söylemiştim size. Yani bunları tabii yüksek altcoin'e falan satıyorlar arkadaşlar. Hani bu arada illegal bir şey değil. Sonuçta adam kendi kazan şey en değerli ürünü bir şekilde satıyor zaten pazarda. Bunun için bu amaçla kurulu.
Sadece dedim ki biz aslında oyuncular istediği olarak da şu kamuflajların ayrı bir pazarda ayrı bir kategoride olması, kamuflajların ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gibi istekleri var oyuncular ama bir dahaki zaman belki umarım böyle bir şey gelir. Buna bakacağız. Şimdi J-35 var. İki tane saldırı uçağımız var. Bombardıman uçağımız yok. Üzerinde kendini savunabileceği bir ekipman yok. Bomba atarı yok mesela. Çok zayıf. Denizaltılara karşı çok zayıf bir gemi. Bu onu kötü kılmıyor. HSS'si çok iyi. Çünkü sadrallar var. Helması, ben bir tane helma taktım üzerine. Aslında helmayı denemek için takıyorum. Bu ara hiç, bu lazer hiç düzgün bir şekilde deneyemedim. Menzili çok şey. Menzili 2.77. Bunun menzili 3.81. 1 kilometre bir fark çok geliyor. Yani HSS'lerde 1 kilometre fark ve çok fark ediyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şöyle kısaca bir çevrim, yok, çevrim için maça girelim. Dediğim gibi hasar ya da hasar atmak için değil, sadece gemiyi şöyle bir göz gezdirmek için giriyoruz. HSS'ine bir bakalım. J-35'lere bakalım. Çünkü J-35 biliyorsunuz pazarda var ama hani bir zamanların çok gerçekten çok kullanılan bombardıman uçağıydı. Çünkü iki slot füzesi zaten şey yemiyor. Saptırıcı etkilenmiyor. Böyle mi kaldı? Şöyle şuraya gireyim. Sonra harita açmaya, harita açmaya gideceğim. Bu arada hızımız kaç? Ama kaçış hızımız düzenli. 21 ile gidiyoruz. Gayet bir kruvazör hızlarındayız. Bu da çok iyi. Hani kaçabiliyoruz. Kaçabilme mantığımız iyi. Bir durduralım. Kaptanları kaldırayım. Az yükseklere çıkalım ki. Tam bir kilo sallayalım bakalım ne olacak. Özgür Filistin yazmış arkadaş. Gayet güzel. Kendine sağlık kim yazıysa. Güzel abi harbiden. Oo, bayağı da hemen vurulduk. Tamam neyse bir sorun yok arkadaşlar. Çünkü hani saldırı uçağımız çok şey nasıl diyeyim çok çok fazla var elimizde. Hadi bir yerde olduğu zaman ben geleceğim. Birilerimiz onları vurdu. Orada. Ama tabii biz de öldük. Yok bir uzak mesafelerden rahat atışlar yapabilirsiniz arkadaşlar. 6 kilometre var. Şu an çok girmeyelim. Aa, hendek daha çarptı. Yani kısa zaman güzel savaş kırabiliyorsunuz. Ben sadece biraz kaçayım buradan. Lazerle falan menziline gidiyorsunuz. Bunlar bize gerekir. Şimdi bir tane çekelim. Bu arada en kötü tarafımız şu. Yani savunmamız yok neredeyse. Ama gemiler de arkamızda dolaşıyor. Şöyle yapacağız. Ben kaçış manevrasını geçelim. Heliler bizi korumaya çalışacak. Evet. Zaten helikopterler bizi korudu. Gayet bu da güzel oldu. Şimdi bu uçağımız da havada olması lazım. Lazım cenaze olmuş. Hemen can dolduralım. Hop. Şunları çıkaralım ya da. Şunları bir sallayalım. Atlıcık gibi var orada. Hemen gireceğiz.
Arkadaşlar artık SSD'ler eskisinden çok çok daha güçlü, efektif olduğu için yani çok yanaşamıyor. Ama lazer gözünü kullanmak gayet iyi işte. Çıkarabiliyor. Bir de zaten füzeden ziyade şeyler var. Artık SSD'den ziyade kendi birçok füze geldi ya oyuna. Oyunun da hani birçok sıkıntı çıkıyor. O yüzden de ben de dikkatli oynuyorum artık ben uçakları. Ben çok uçak oynamıyorum. Nasıl bilirim biliyorsunuz ama neden dikkatli olmak her zaman iyidir. Orada öldük ama olsun varsın. Anda aldık. Diğer J35'imiz nerede? Yani biri öldüğü zaman diğerini rahat 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 kullanıyorsunuz. Bu arada hani güzel bir sistem bu. Hani çift olması. Şöyle bir yükselelim. Lan zafer geldi. Vurmaya gidecektik ama vuramadık arkadaşlar. Bu da önemli değil. Peki alınabilir mi? Dersiniz. Evet yani Charles de Gaulle'un çift saldırı uçağı olması güzel. Bu anda onun avantajlarından bir tanesi zaten. Alınabilir. Şöyle ben size şuradan şey göstereceğim. Buradan J35'i biliyorsunuz. Bunu biz kullanacaktık. J35'in hemen giyimin üzerine bakalım. Şimdi J35'in güncel hali sağlamlık 8255. Güzeldi ama eskisi efektifliğini artık vermiyor. Ben bunu fark ettim. Ama kötü değil bu arada. Hani çok uçak belki kullanmadığım için böyle ama hani önceden ben J35'le falan maç attığımda hatırlıyorum. Hani böyle güzel bir 5 1,5 milyon hasarla falan ulaşıyorduk. Hani genelde füzeleri falan çok erimiyordu. Sanırım herhalde biraz bunu dengelemeye çalışmışlar. Çünkü önceden çok fazla hasar veriyordu. Yani çok baş belasıydı hatırlıyorum o dönemleri. Gerçekten çıktığı zaman çok baş belasıydı. Ama şu anda da kötü değil. Yani güzel. Üzerinde yine saptırılamaz füzeler var. Yani özel lazer güdümlü füzesi falan gayet iyi işler çıkarabiliyoruz. Biraz size biraz önce gördünüz. Ama geminin en güzel savunmasını yapan şey helikopter sistemi bence. Yani çünkü arkamızın dolaşan o vise kapatma gemisine yani en çok saldırı yapan helikopterlerdi. Onlar da ona saldırdı. Bu arada C-35'in sağlamlığı 8255. Tabi burada düşük gösteriyor ama hızı 93, manevra kabiliyeti 110 ve radar menzili 8, havacık rezervi olmuş. Tamamdır. Bunlar da böyle aklımızda bulunsun arkadaşlar. Bunları da böyle yaptık. Şimdi devam edelim. TGL 3, yani 3G gemi, 3G denizaltısı aslında. SN, Efes, SNL 3G denizaltısı. Bir Fransız denizaltı. Aslında bizim SMX sınıfının denizaltılarına benzer bir denizaltı ama hani efektifliği biraz farklı. Ona bakacağız. Ben kapattım herhalde sanırım. Zaten bir füzesi değişiyor demiştim ben size. Bunu hemen göstereceğim. Ben yani şöyle. Ben bunun üzerine bir tane HIMO taktım. HIMO 3C takılı üzerinde. Hemen göstereyim. Bunun 70'e sağlanıyor ve bu deniz altına ateşlenebiliyor. Deniz altına ateşlenebilir. Uzun menzilli süpersonik deniz seyirme yörüngesine sahip Güney Kore gemisine uzun Güney Kore gemisi savar uzun menzilli süpersonik seyir füzesi olarak geçiyor. HIMO değil miydi? Bir dakika ben füzelerimi karıştırdım. Karıştırdıysam kusura bakma. Ha evet Hasenok 3'müymüş. Hasenok 3 evet arkadaşlar o maalesef deniz altından fırlatılır. Bu HIMO 3C deniz altından fırlatılmıyor ama bir efektifliğini burada deneyelim. Bakalım hasarı 75. Bunu aslında sökebiliyoruz mu? Hayır, sökemiyorum. Sökebiliriz aslında ama neyse kalsın bakalım böyle. En azından biraz denizin yüzeyi falan çıktığımızda falan ateşlemeye çalışırız. 19.000 hasar, 2 tane yolluyorsun. Güzel. 38.000, 40.000 hasarı falan. 40.000 değil de 38, 39.000 hasarı tekabül ediyor herhalde. O civarda olması lazım. 39. 39.000 hasarı tekabül ediyor. Neyse bir daha kötü değil yani bu arada. Doldurma süresi 8.75, menzili 12 kilometre, güzel. Exocet. Exocetler belli. Artemis belli. Ve M51 nükleer füzemiz de burada arkadaşlar. Zaten bu denizaltının en şey füzesi bu. M51 nükleer füzesi. Aslında ilginç bir füze bu. Bu çünkü hedefe tam 4 tane yolluyor. Ve 160 sağlanır. Hasar da 35. Yani 35'ten 4 kere 3 12 yapar da bu tam 12 de yapmıyor. 15 de burada 30 bin hasar falan veriyor arkadaşlar ama doldurma süresi 15 saniye. Nükleer füze bu. Bu zaten nükleer denizaltı olarak geçiyor. Bir maça girelim bir bakalım. Bakalım neler göreceğiz arkadaşlar. Şöyle çevrim dışı. Pardon çevrim içi girelim.
Haymo'yu burada ateşleyebiliyoruz değil mi? Haymo'yu evet buradan ateşleyebiliyoruz ama deniz altına daldığımızda ateşleyebiliyoruz mu? Ateşleyemiyoruz. Deniz altında ateş fırlatma kabiliyeti sahip bir füze değiliz. Devam edelim. Hızımız bu arada 19. Hızımız kötü değil. Çıkacak onlar orada. Vurduk ama şey değil, nasıl diyeyim? Efektif olmadı pek. Hiç iyi de göstermeden kaçayım. 39'un hasar verdi. Doğru tutamıyorum. Evet tabii bizim de hasar oradan verdik. Güzel. Hasar potansiyeli güzel bir girdiğinizi aldık bu arada. Bir yere mi çarptık? Aman canımız az zaten. Diğer gemiyi görebiliyoruz mu? Sanırım ona görüş yok. Uçak gemisine gidebiliriz. Şöyle şurada dönebilir miyiz acaba? Şuradan dönebiliriz sanırım. Bir can basalım. Çok altta olmamıza gerek yok. Hemen gidelim. Şu an benim ekranımda çok az bir kasıntı var ama siz bunu videoda görmüyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle böyle fark ettim. Videoyu çektikten sonra da bakıyorum ben de. Videoda o kasıntı olmuyor ama benim ekranımda oluyor. Sanırım herhalde kayıt programıyla, yani kayıtla ilgili olan bir olay. Oluyorsa da arkadaşlar hakkınızı helal edin. Çünkü bazen olmuyor, bazen oluyor. Ben artık çözemedim. Biraz oyun optimizasyonu ile ilgili bizim de. Çok hani oyuna çok rica ettik ama gel gelin. Optimizasyon konusunda bir çözüm bulamadık. Hızlı zafer aldık arkadaşlar. Denizaltı kötü değil. Alınabilir, kullanılabilir. Zaten 2000 füzesi çok güzel hasar veriyor. Tamam. Liman dönüş. Şimdilik gelelim biz şöyle şu denizaltının bir daha özelliklerine bakmaya. Sağlamlık 4416 bin güzel. Hızı 20. Radarı 10, sonarı 5. Sonar, bu menziller gayet iyi onun için. Yani gayet de güzel olmuş. Onu da söyleyeyim. Haymo 3C de bizim burada. Bunun yerine zaten siz şey bulava da takabilirsiniz. Haymo da kötü bir füze değilmiş bu arada. 36 bin vuruyor. Hani iki gün tek gönder işte. Bu da gayet onun, yani gayet normal şartlarda yani bir oyunda gayet işleri görür diye tahmin ediyorum ben. Buna ne takıyorum ben normalde? Bu taktığım şey yani ya 10 takıyorum ya da bulava takıyorum. Benim bulavalar nerede acaba? Biraz hızlı geçen geçtik sanırım. Evet, buradaymış. Bulavaları da bu şekilde takmış oluyoruz arkadaşlar. Ben bunu genelde daha çok bulavayla kullanırım ama diğer füze kötü değil. Bu arada webten devam edelim. ROX JSS. Evet. JSS'ye gidelim. Gel bakalım ROX buraya. Aslında bir füze kurvazör değil de muğlucuk olmasa fırkatayım mı acaba? Bakalım hemen. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Muhrip olabilir ama biraz da fırkateyn diye aklımda kalmış. Muhripmiş evet arkadaşlar. Füze muhribi. Aslında bizim şu Haymo'yu buraya takalım. Takabiliyormuşuz. Ben pardon yanlış hatırlıyormuşum onu da. Aslında yok ki Haymo 3C. Evet. Haymo'yu taktık. Üzerinde gelen bombatar C901 de buraya takalım.
Tamam. İşte C901'in tek dezavantajı şu. Tamam, füzeyi yönlendirebiliyorsunuz. Eyvallah. Tamam, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama maalesef ki yani torpido falan vuramıyorsunuz. Hani normalde X-51 füzesi gibi oluyor. Lazer gidin, bomba atar olmuş oluyor. Hemen takalım buradan bundan. Aynı bu. 3 şeyi taktık. Bunu taktık. Bir tane helikopter takalım düşman. O da kalabilir de. Var mı? A64 lavu pek oynamıyorum. Bir A64 takayım. Öylesine takıyorum bunu da. Diğer lasam da kendi üzerinde zaten. Garpunları ben taktım. Kendi Heimo 4 var. Bunun doldurma süresi 13-12 saniye. Bununki 9 saniye. Batıştan ateş 1. Açıdan ateş 1 mi? 1. O da 2. Bunlar 2 gönderiyor. Bu sene kaç hasta yok? 2 ne kadar gönderiyor? Hasta yok 2 de 6 noktası atış hızı. Açıdan ateş 3. 6 saniye dolduruyor. Gayet güzelmiş. Aslında en çok vuran füze hangisi acaba? En çok vuran füzesi bu. 4 vuruyor. 2B bu kadar vur. 2B de vuruyor. 4B. Yani 4B. Bu iki füze gayet iyi vuruyor. Bir tane 58 bin vuruyor. Bir tanesi 45 bin vuruyor. Bu da güzelmiş. Hasseyong 2 10 bin vuruyor ama 3 tane yolu. O da 30 bin hasar demek. Bu da 30 bin hasar veriyor. Tam bir füze. Yani şu an için füze yağmurlama canavarıyız. Bir gidelim bakalım. Bir de zaten şey takılı üzerinde. Ne o? C901 takılı. Bakalım şöyle. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ondan sonra zaten videomuzun da sonuna geleceğiz. 3 gemiydi de dedik. Bu gemiyi nasıl kullanırız? Hani tamam, denizaltıyı kullandık. Uçak gemisinden de uçak saldırı amaçlı kullandık. Bunu biraz maçın başında destek olacağız takıma. Hani öyle oynayacağız. Abi doğrudan saldırsak ne olur? Doğrudan saldırmamız çok iyi şeyler olmaz. O helikopteri de bayağı zamandan beri kullanmıyorum ben. Hani bunun saldırı ekipmanları falan bayağı güzeldi. Deniz Venom'u. Şöyle bir gidelim. Şuradan girelim. Nasıl yok? 2. Biraz takım açsın bakalım. Evet, açtılar. Güzel. Şunu yönelsin. Tamam. Aa, sen çıktın. Eyvah. Çankram. Aa, kaçırdık onu orada. Neyse, sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Şimdi gidelim. Katori var burada. Katori'ye çıkalım bakalım ne var. Birilerden kurtulsa 4901'den kurtulamazsın ama bunu biliyorsun değil mi? C901'in en şey tarafı nasıl, ne arkadaşlar derseniz şey, çok yavaş gitmesi. Yavaş gitmesi çok tehlikeli bir şey. Çünkü yavaş gittiği zaman HSS'lere kapılma oranı, yakalanma oranı çok çok daha fazla. Hop, onu füzelerimiz ona vuracak mı? Vuramadık. Şuradan bir dönüş alalım. Bu arada bu C901 sadece etkinlikte vardı yani, kullanıyoruz. Yani normalde bunu hani torpidoları engelleyen bir bomba atar takımda çok çok daha efektif olur. Ama bu arada bu da kötü olmadı ama bakın HSS'ler yiyor neredeyse. Bunlar HSS'ler biraz önce gibi değil de bu denizaltı olduğu için çok şey yapmaz ama.
Tamamdır. Zaten bir tek de bu kadar Luxoid kaldı herhalde. Onlardan vursun. Biz de bunları vuralım. Tamamdır. Topumuz yok. Bomba atar var onun yerine ama gayet de güzel işler yapıyor. Topumuz olmasa da gayet de güzel işler ortaya çıkarıyor, koyuyor yani. Ben gemiyi sevdim. Maçın başında biraz destek gibi oynarsınız. Maçın sonuna doğru bu gemiyle biraz taarruza geçersiniz arkadaşlar. Taarruz edersiniz. Zaten almaya çalışırsınız. Ya siz alırsınız ya da onlar size alırlar ama genellikle güzel bir gemi. Efektif kullandıktan sonra alamayacağınız bir gemi yok bununla. Çevrim dışı mı gittik bir an önce? Bir de çevrim içi girelim. Sanırım yatayla bastım. Burak bölgeye. Ben diyorum ki niye onlar şey gibi botmuş meğerse. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de diyorum niye aynı böyle şey. Çünkü şey oynuyorlar. Orada yanlışla bastım herhalde. Şimdiki arkadaşlar şöyle bir gidelim. Bizim takım bir önce bir açsın biraz. Biz sonunda buna biraz destek atışı yapacağız bizim takıma. 64'ümüzü kaldıralım. Tabi 64'ün ikinci blok versiyonu. Çok kendi açıkları çıkarmayalım. Topumuz yok. Dezavantaj mı avantaj mı? Hani maçın içinde görelim. Bir yollamaya hazır olalım. Birilerini açtılar buradan. Tamam. Tepe nerede olur kendimiz bir atalım bakalım arkadaşlar. Ne olacak ben de merak ediyorum. Çünkü çok gözükmüyorlar. Deniz kurdu oradan ilerliyor. Güzel. Burada ama yok. Göremedim. Devam ediyorum. Dön 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 dön. Yapacağız yoksa. Evet, bir bellavuç bulduk burada. Bakalım hap saptırıcı atacak mı? Aa, bunu bulduk ama. Arkalarına dolaşabilir miyiz acaba? Ben onu merak ediyorum. Valla bizimkiler canavar gibiler. Şu anda yiyorlar. Replist'in evet. Sana ateş etmek istemiyorum çok ama. Vallahi bizimkiler var ya canavar gibi yediler. Ben gemiyle çok efektif oynayamadım açıkçası. Birazcık gazlayalım bakalım. Onlar da onu vurmuyorlar. Ben de onu vurmuyorum. Birimiz onu vuracağız. Yamato çıktı oradan. Yamato'yu buradan bir yerde atalım bakalım. Yamato değil de ismi Yamato. Valla ona kimse sıkmadı. Ferit listin gidiyor. Hayır olsun valla. Kimse ona sıkmadı. Ben dayıdan da sıkmadım zaten. Ben diğerlerini sıkıyorum. Çinliye de sık. Çinli miydi o? DHC yazmış ama Çinli falan değil herhalde. Tabii bu otomatik toplar vuruyor artık o saatten sonra onu. Valla onu bak kimse vurmadı. Free Filistin'i. Kimse onu ellemedi. Bizimkiler onu orada arıyorlar. Niye o tersten döndünüz ki? Adam burada. Gerçekten deniz kurtu çıktı. Adamlar elinden kimse kaçamadı yani resmen.
Bu arada gemi güzel hasar çıkarabiliyor. Gördüğünüz gibi en son hani şeyde güzel hasar çıkarabildi. Gemi hasar potansiyeli güzel JSS'nin. Zaten hani kullanıma göre zaten gemilerin yüksek canlı olan gemileri eriten bir potansiyele sahip zaten bu gemi. Siz de zaten hani aldıysanız güle güle kullanın. Bu da aklınızda bulunsun. En azından incelemiş olduk. Bunu da böyle. Şimdi burada incelemediğimiz bir şey goril avatarı kaldı. Goril avatarına da bakalım. Pardon, kamuflajına bakalım. Goril kamuflajı zaten şeyle, kertenkele kamuflajıyla beraber gelmiş. Kertenkele diyoruz malum yani. Diyorum ya arkadaşlar, bazen lisansa tabi bu işlerde. Hani o yüzden her şeyi koyana koyamazlar. Hani kertenkelenin ne olduğu zaten belli buradan. Hani direkt görünüyor. Pardon, gorile geçmeyelim. Kertenkele burada. Aslında dinozor ama bilmiyorum yani, oyuna biz bunu söyledik ama bunun kertenkele olduğunu söylüyorlar. Neyse dedim ben, öyle kalsın o zaman. Normalde güzel bir şey yani, kamuflajı da. Bu da goril kamuflajı ama şöyle söyleyeyim size, böyle gün batımının arkasında yürüyen bir gorilimiz var. Şehrin içinden arasında yürüyor. Diğeri kertenkeleydi. O da yine aynı şehrin arasında yürüyor. Gorilim ve kertenkelenin savaşı adında bir konsept oluşturulabilir mi? Hani bilmiyorum. Olur mu, olmaz mı? Hani onda bir konsept yapılabilir mi? Yapılabilir aslında. Kertenkele ve gorilin, dinozor ve goril savaşı gibi bir örnek veriyorum. Hani bu olabilir, böyle bir videoda çekilebilir gibime geldi. Bu da düşünülebilir. Belki ileride olabilir arkadaşlar ama şimdi dediğim gibi pek bizim oyunda böyle şeyler pek olmuyor. O yüzden belki ileride olabilir. Bu da güzel bir kamuflaj bu arada. Yani alan arkadaşlar güle güle kullansınlar. Ya zaten pas içinde mi gelmişti, etkinlikte mi gelmişti hatırlamadım ama. Zaten pas ya da etkinlikte gelmişti. İkisinden birisinde gelmişti bu. Zaten öyle hani gerçekten sevilmiştiler. Özellikle dinozor olan daha çok seviliyor bunun. Goril olan da böyle hani azımsanacak kadar şey yapılmıyor. Tabii goril olan da seviliyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Arkadaşlar video böyleydi. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En azından hani bu etkinlik alınır mı alınmaz mı gibisinden bir katkında düşünce oluşmuştur. Bence alınır. Çoğu ekipman bulunmuyor. Hani bence şurada ne kadar var? Ben bunları Türkçe şey, TL'ye çevirmiştim artık herhalde. TL'ye çevirmiştim. Ben hesabı TL'ye çevirdim artık arkadaşlar. 374'e 60 tane veriyorsun. 749'a 135 tane. 749'luk olabilir aslında arkadaşlar. Yani ya şimdi işte bir şey söyleyeyim. Tamam arkadaşlar, paranın kazanması çok zor. Ben buna her zaman saygı duyuyorum. Çalışan insanın, parası olmayan insanın hiçbir şey demem. Ama 600, 500, 600 lira artık marketten hiçbir alamıyor arkadaşlar. Geçen gittim. Yani ayıptır söylemesi, 3-4 tane şey aldım. Ya 4 tane saysam 5 tane yoktur, 6 tane yoktur. 800 lira ne tuttu arkadaşlar. Ben dedim abi, dedim bunun ne? Allah dedi, fiyatlar dedi, böyle örnek veriyorum işte. Yani ona da hep ev ihtiyacı. Hani böyle az bir şey değil. Ev ihtiyacı gerçekten. Hani parası olan için 700 lira çok da bir şey değil. Hani yani alınır ama parası olmayan için saygı sonuna kadar saygı duyarım. Hele bizim ülkede kurlar çok yüksek. Ona da hani benim bir lafım yok, saygı duyarım arkadaşlar. Durum olan için çok güzel bir etkinlik. Hani 130 tane alıp ben çekilebilir. En azından güzel bir şeyler çıkar diye umut ediyorum. Arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.